bir kardeşlik bin yılda kararlı. Bizim acılarımız bin, ağızlarımız bin, ölülerin cenazelerimizle beraber ağladık. Büyüklerimizle beraber sevindik, beraber oynadık. Delikanlılarımızı askeri gönderirse hep birlikte kuş parmaklarına çına yaktık. Çocuklarımızın sünnetini beraber yaptık. Şimdi diyoruz ki, böyle bir bölümlüğe yönelik din, böyle bir nefret dili, böyle bir özgürleştirici kutlu kuranın, kullanmanın anlamı var mı? Yazık değil mi? Birleştirmeye çalışmak derken, sevgiyi, mutluluğu, bir arasalığı, harekete geçirme zamanı iken, niye ayrılıyoruz? Hangi eşlik kökenden gelirse gelsin, ağır cömenli kardeşim, vatandaşım, hangi dine inanırsa inansın, ister başını öpsün, ister açsın. O bu vatanın evladıdır. Yazık günahdır. Kırmayın bu gençliği. Gerçekten bu gençliğin geleceğini karartmayın. Burada bir bebeğin, bir gencin, bir insanın, bir yaşlının, bir teyzenin, bir amcanın tırnağına bir taş değse hepimizi yüreğe sızlar. Öyle mi? O zaman diyoruz ki, lütfen tekrar bir ülkeyi mutlu güzel günlere hazırlamak için, güzel bir gelecek oluşturmak için, gençler için, kurumlardaki bebeler için artık yaşar başlarımızla beraber biz bu işe hazırız. Çok güzel bir ekibimiz var. Gerçekten bu ülkenin sevdalısı. Genç, dinamik, eğitimli, dinle düşmüş, Cenab-ı Hak'tan korunan, kul hakkı yemekten korunan inançlı bir ekibimiz var. Artık diyoruz ki, lütfen çektiğimiz yeter hep birlikte. Bu ülke, evet, bu ülke artık hak etmiyor bunları. Yolsuzlukları, arsızlıkları, hırsızlıkları yener. Gençler işsiz. Bakın, gençlerdeki işsizlik oranı en yüksek oranda. Yani hep öyle. Aç üretim dışa çıkıyor. Yazık. Burada doğan çocuğumuz rızkını istiyorsa eğer burada kazanması lazım. Buralara yatırımların yapılması lazım. Bu güzel cennet bölgenin kazandırılması lazım. Projelerle gelmek lazım. İşte yaşar başlarımız bu projelerle geliyor. Hazır. Daha önce kurulan hastaneyi tekrar canlandıracak. Giden kurumları tekrar getirmek için biz hazırız. Grup gençler için hazırız. İnsanın ağız tadı için hazırız. Biliyoruz ki ağız tadının artık geri gelecek. Sayın Vekil. Kardeş kardeşine sor. Belediyemiz icralığa düşmüş, icralığa haberimiz yok. Yani işte icralığa düşmüş. İnşallah hep birlikte kurtaracağız. Onu söyleyelim.